Evet sevgili izleyenler, Hatipoğlu'nun katkılarıyla ekranlara taşıdığımız Hendek Tarım Fuarı'nda röportajlarımız Tunus ile devam ediyor. Yanımızda yine bir ziyaretçimiz var, bir konuğumuz daha var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizleri tanıyoruz ama izleyicilerimizin tanıması açısından kendinizi kısa olarak tanıtır mısınız? Tabii ki. Adım Ogün, soyadım Gülmez. Sakarya Hendek Akpınar Mahalle Muhtarıyım. Sakarya'nın en genç muhtarıyım aynı zamanda. 92 doğumluyum. 1992 doğumluyum. İki çocuk babasıyım. Yine babalarımızdan, atalarımızdan tarımla ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Fuarı bir değerlendirirsek sizin gözünüzde katılım ve ziyaretçi nasıl olur? Valla ben 6.'sine katılıyorum şu an. İlk başladığı dönemden itibaren çok güzel Hendek'te bu özellikle tarım fuarının olması bizi çok memnun etti. Aynı zamanda çok güzel bir talep var. Yalnız çiftçiliğin hani gençlerden yana sıkıntı var biraz. O konuda biraz mültarifiz. Hani gençlerin daha tarımdan geriye gittiğini ama yaşlıların eski toprakların halen daha bir şey alamasa da edemese de yine bakıp eskideki şeylerini yad etmeye çalışıyorlar. Ama güzel ilgi alaka var. Hani biz istiyoruz ki tarım bugün baktığınız zaman bir avuç ülke dünyaya hükmediyor tarımla. Biz bugün 85-86 milyon nüfusumuzdan ve 14 mevsim aynı anda yaşayabilen, aynı zamanda çok güzel kutsal topraklarımız, verimli topraklarımız olduğu halde bu konuda çok şeyimiz var, kan kaybımız var. Biz istiyoruz ki hani üretelim. Bugün sanayi, atıyorum silah sanayi ne kadar önemliyse tarım sanayi de o kadar önemli bizim şu an ülkemizde. Buna çok önem vermemiz lazım. Gençleri bilinçli, bilgili, özellikle bu fuardaki şu an bakıyorsun bedenen olmayıp tamamen akılla makineleri yönetebilecek insan gücüyle, hani insanın gücünden kalkıp tamamen makine gücüyle teknolojiyi kullanarak nice güzel tarımlar ve dünyada belki de ilk 10'da, ilk 5'te yer alabilecek bir şekilde gelebiliriz gençlerle. Bunu istiyorum ben, hani ona uğraşıyorum. Muhtarım, siz tabii genç bir kuşaksınız, aynı zamanda da çiftçi aileden geliyorsunuz. Çiftçileriniz toprak haline nasıl bakıyor? Onlara bir öncelik veriliyor mu? Valla ben şöyle, özellikle muhtar olduğumdan itibaren en büyük hedefim Hendek'te gerek okuma yönden, gerek dini yönden, gerek spor yönden, gerek girişimcilik, gerekse üreticilik yönünden hani gençleri kurtarmak için ben şu an mesela hatta WhatsApp grubumuz var mahallemizde. Çiftçilikle uğraşan gençlerimizi özellikle ilçe tarımdan, ondan sonra cıma yine tarımla ilgili olan kurumlardan destek alarak bu çiftçi kardeşlerimizi, gençleri özellikle yönlendirme açısından uğraşıyorum. Ve şu an uğraşan gençlerimiz özellikle hani eskiler biraz daha kara düzen gidiyor ama yeni gençlerimiz şu an toprak analiziydi vesaireydi. Özellikle gübreyi araştırıyorlar. İşte insan vücudu nasıl bazı maddeleri, o şeyleri istiyorsa toprak da aynı şekilde yani. İşte kalsiyumdu, demir vitaminiydi vesaireydi aynı şekilde. Şu an gençler daha akıllı, daha sisteme uyarak gidiyor yani. Benim sizi ben 2-3 gündür burada Hatipoğlu gübrenin standında görüyorum. Hatipoğlu gübre hem biraz daha yerli, aynı zamanda bilinen, atıyorum mesela içindeki maddeler dedim ya az önce, kalsiyumdu, işte demir vitaminiydi vesaireydi. Bunlar açısından da güzel. Hem de organik olması, kullandığımızda mesela olduğu yerler var mesela çok farklı. Halen daha mesela bugün yaprak dökümü var ama onu kullandığımız yerde yaprak dökümü olmamış mesela. O konuda çok faydalı gübre. Oradan da büyük tavsiye ediyoruz. Niye? Bugün Avrupa gübresinden bir mesela çok çok daha farklı ve hem yerli hem de bilinen bir şey olduğu için tavsiye ediyoruz yani. Herhangi kapısını çalabiliriz. Tabii çalıyoruz da Allah razı olsun. Değerli abimiz de o konuda bize çok büyük destek veriyor. O konuda sıkıntı yok. Her zaman alo dedik mi abimiz gübre indiriyor kapıya. Biz kime mikrofon uzattıysa kendileri dedi ki ya Hatipoğlu'na gidiyoruz. Yok efendim önce toprak halini getirin. Bize hemen gübre vermiyor. Tabii. Siz o uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Çok çok iyi. Çok iyi. Kesinlikle. Çünkü bu gübrede 4-5 çeşit olduğu için analize göre gübre vermesi. Hani bugün bir hastaya adam karnım ağrıyor derse sen baş ağrısı hapı verirsen bir işe yarar mı? Yaramaz. Aynı şeye benzer. O yüzden analizin olması çok daha faydalı yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Son olarak buradan bir mesajınız var mı? Son olarak gençlere özellikle tarıma önem vermelerini istiyorum. Bugün ülke olarak baktığın zaman çok iyi silah bakımından önde gidiyoruz. Teknolojide önde gidiyoruz. Ama tarım olmadan
hiçbir şey fayda etmez. Şunu diyorum, bir boş oda düşünün, içi tıka basa altın dolu, para dolu ama dışarıda alışveriş yapacak hiçbir yer yok. Bugün aynı şeyi düşünün, silahımız var, gücümüz var, savaşa cepheye çektiğimiz zaman askeri ama yiyeceğimiz yok. Ne yapacağız? Ya durun biz savaş etmeyelim, bir yiyecek verin bize, yiyelim de ondan sonra savaşır diyeceğiz. Yani burada ikisi dengeli gitmesi lazım. Hem hayvancılık tarım hem silah gücümüz olacak. Böyle dengeli gidersek daha faydalı ve kendimiz için daha güçlü oluruz. Ekonomimiz de daha güçlü olur. Gençlere buradan tarım diyorum. Hani üretelim. Üretkenlik her zaman iyidir yani. Bugün bir avuç insanlara mahcup olmaktansa bugün kendimiz üretelim. Hani kim istiyor ya bana mı kaldı bana mı kaldı diye diyorlar ama abi bu iş bir yerden başlar hani. Bir çivi bir nal bir komutan bir ordu bir ülkede denir yani bu misillemeye baktığın zaman bir kişiden başlar bu iş. Bunu diyorum hani o yüzden gençlere tarım diyorum yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz size de evet ediyoruz. Sevgili izleyenler genç muhtarımıza katılıyoruz ve hiç ara vermeden Hendek Fuarı'nı birlikte geziyoruz. Göz aldanır, toprak aldanmaz. Hatipoğlu kullanan yolda kalmaz. İnsanı konuşturan Hatip'idir, fındığı konuşturan Hatipoğlu gübredir.